sevgili dostlar sponsorumuz golva.com'un katkılarıyla hazırlanan videomuza hepiniz hoş geldiniz, Sefalar getirdiniz. Bu sefer başımın üstünde yerim var. Çubuklu diyorum. Üstümde de Fenerium'un bu güzel tişörtü. Tavsiye ederim yani Fenerium tişörtlerine. Ee, bu şekilde giriş yapalım istedim arkadaşlar. Şimdi Forvet transferi çok gündemde. Çok yoğun gündemde. Ben bu kısımda Size 3-4 tane forvetin duyumunu, durumunu anlatacağım. Birincisi, arkadaşlar kanalımıza gerçekten ciddi manada saldırılar var. İyi niyetli olmayan, Fenerbahçeli olmayan ama Fenerbahçeli görünümündeki kişi ve kişilerin saldırıları var. Bakın dikkat edin, videoların beğenisi arttıkça, izlenmesi arttıkça bunların kudurma seviyesi de artıyor. Sizden bir ricam var arkadaşlar. Videoları beğenisiz bırakmayın. Şunları kudurtun arkadaşlar. Yorumsuz bırakmayın, beğenisiz bırakmayın. Bakın elimizden geldiğince sizin yazdığınız bütün yorumlara biz de cevap verip yani yorum sayısını arttırmaya çalışıyoruz. Kanalı büyütmeye çalışıyoruz. Beğeni sayılarında hani bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Ve e, herkesi dost sanmayın. Yapılan yorumlarda lütfen dikkat edin arkadaşlar. Dostu düşmanı ayırt edin münakaşaya gidebilirsiniz, birbirinizde hiçbir sıkıntı yok. Şimdi bir şey derim de engelleyelim falan. Arkadaşlar birbirinize küfür etmediniz müddetçe. Hani FETÖ'dür, şudur budur, siyasettir, şudur budur. Hani bunlara dalmadınız müddetçe bizim için bir sıkıntı yok. Senin görüşüne göre iyi e forvet şudur, onun görüşüne göre budur. Bu bizim işimize de gelir. Yani iki kişi münakaşa etse, 500 tane o mesaj yazsa, 500 tane o mesaj yazsa bu benim işime gelir. O kanalın işine gelir, bu videonun işine gelir. Bilginiz olsun. Çok sorulduğu için söylüyorum. Şimdi Fenerbahçe'den ters köşe Seferovic haberiyle başlıyorum. Şimdi Fenerbahçe'nin gündeminin önlü forvet Luis Suarez gelmişti. Ancak Fenerbahçe'den ters köşe hamlesi geldi. Golcü oyuncunun Salih Acıvertlilere gelmeye çok yakın olduğu belirtildi. Şimdi haberler bu şekilde. Bak golcü oyuncu gelmeye çok yakınmış. Şimdi burada benim herhangi bir ifadem var mı? Yok. Devam ediyorum. Aynı zamanda bu videoda bir açıklama, bir cevap videosu olsun. İsmail Kartal'da iyi bir çıkış yakalayan, ligi ikinci olarak bitirmeye yakın olan Fenerbahçe'de flash gelişmeler yaşanıyor. Yeni hocasını da belirleyecek olan Salah Civertler bir yandan da yeni sezon transfer planlamasını yapıyor. Başkan Ali Koç, yeni sezonda İsmail Kartal yerine yeni bir hocayla devam edeceklerini açıklamıştı. Birçok isim gündeme geldi ancak Civertler'in en çok üstünde durduğu aday Jorge Jesus oldu. Bakın dikkat edin arkadaşlar haberleri Moda mod okursam böyle olacak. Moda mod okursam böyle olacak. İşte ben bu lüzumsuz kısımların hepsini atlayıp sadede geliyorum. Yorumu daha çok tutuyorum. Bazı kötü niyetli arkadaşlar yazmışlar. Biz senin yorumunu mu dinlemeye geldik? Haber ver. Aynı kişi farklı bir fake hesabıyla yazmış. Biz senin haberlerini mi dinlemeye geldik? Bize yorum yap. Ve e, bu tip arkadaşlarım bu kötü niyetli arkadaşlar ben kanalımızda yani kanalımızda istemiyorum kanalın selameti için ama e, iyi niyetli birçok arkadaşımı da görüyorum. Ya hocam şu şöyle bu böyle diye. Arkadaşlar videoyu sonuna kadar izlemediniz müddetçe. Yaptığınız yorumlar komik düşebiliyor. Dikkat edin. Yine devam ediyorum. Jesus ile birlikte yeni bir sezona başlamak ve şampiyon olmak isteyen Kanarya transferde de düğmeye bastı. Ters köşe. Araştırmalarını sürdüren ve özellikle golcü transferi üzerine yoğunlaşan Kanarya'nın gündemine dünyaca ünlü yıldız Luis Suarez gelmişti. Ancak transferde forvet çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'den ters köşe hamle geldi. Bakın aynı şeyleri tekrar tekrar veriyorlar. Ben yani bunların hepsini atlıyormuştu işte haberde. Golcü oyuncunun sarı gelmeye çok yakın olduğu belirtildi. Portekiz basının Haris Seferovic'in Fenerbahçe'ye gitmeye çok yakın olduğunu belirtti. Şimdi ben başlığa yazıyorum. Seferovic yakın. Hayırlı olsun diye. Arkadaş diyor ki niye hayırlı olsun yazdım. Yani onu takmışlar bunu takmışlar. Devam edeyim. Ayrıca Fenerbahçe İsviçreli Forvet'in bonservisinin %75'i için 7 milyon euro ödeyecek. Son olarak da Seferovic'in maaşıyla ilgili görüşmelerinde devam edildiği ifade edildi. Seferovic kimdir? Benfica takımında Forvet mevkisinde Forvet forma giyen Haris Seferovic 22 Şubat 92 tarihinde dünyaya geldi. 185 cm boyunda ve 88 kilo olan Haris Seferovic sol ayağını kullanmaktadır. Bu sezon 15 maça çıkan Seferovic 5 gol 3 asistlik performans sergiledi. Mesela bakın kaç dakika geçmiş? 5 dakika geçmiş. Ne anladınız? Portekiz basında göre Seferovic Fenerbahçe'ye yakın. E şimdi ben yorumumu katmazsam vesaire demesem ne olacak? Bak Luis Suarez'i de araya dahil ettiler. Jesusu da araya dahil ettiler. Arkadaşlar. Şimdi Seferovic'ten ilgili duyum kısmına geçelim. Seferovic'in menajeri kim? Ali Ramadani. Ramadani kim? Ali Koç'un yakın arkadaşı. Yani çok muhabbetli olduklar arkadaşım. Seferovic'e ilgi var mı? İlgi demeyelim. Fenerbahçe istese getirebilir diyelim. Ancak yani ilgi her futbolcu için var. Ramadani'nin menajerliğini yaptığı her futbolcu için ilgi var diyelim o zaman. Ee, ve şunu söyleyeyim. Hiçbir duyum yok. Hiçbir şey yok. Hocam ama uçak paylaşmış işte eşi arkadaşı falan filan. Ya arkadaşlar paylaştı uçak emojisi sarı lacivert olur anlarım. Sar, sarı lacivert kalp atar anlarım. Hiçbir şey yokken ortada. Aa bavul story'si attı tamam şöyle böyle. Yok. Yok arkadaşlar yok. Ben seferu için gelebileceğini zannetmiyorum bir. İkincisi sakatlık problemi olan bir futbolcu. Evet golcü bir futbolcu ama sakatlık problemi böyle olan bir futbolcudan bize hayır gelmez. Mez. Mezopotamya. Bak Seferi ile ilgili 11 Mayıs tarihli bir video var. Fenerbahçe'de transferde Portekiz Seferi diye. 21 dakika 56 saniye. 2 kat hızda izlerseniz 11-12 dakika. O videonun tekrarını izleyin. Orada çok güzel anlattığımı düşünüyorum. Bir daha da Seferoviç'le ilgili ben arkadaşlar bu sefer duyum geldi diyene kadar inanmayın. Peki kim gelecek? Charlotte gelecek. Fenerbahçe'nin forveti Charlotte. Kesin olarak Fenerbahçe'nin yeni sezon forveti Charlotte. Hocam ne diyorsun sen? Kesin mi? Arkadaşlar benim zamanım yok da yazar mısınız? Kimmiş o kesin forvet diyor bazılarda. E bu bu adamlar salak. Bir tek sen uyanıksın. Bu adamlar videoyu baştan sona izlesinler. Sen gel yorumda sor. Birisi oraya gıcıklığına şakasına yazsın ki Umut Bozok yazsın. E Umut Bozokçular vardı kesin anlaşıldı diye açıklanır diye. Onlar da bu arada sustular. Bak ben bunu yaşadım. Eleman yazıyor zamanım yok diyor. Bana diyor söyler misiniz kimmiş o forvet diyor. Gıcıklığına birisi yazmış işte Umut Bozok diye. Yazmış Mustafa Hoca da Umut Bozo Fener'de diyor. Gelmeyince görürüm ben onu. Gel de bu arkadaşa dünyanın yuvarlak olduğunu anlat. Hocam Sherlock'ta kesin misin? Garanti misin? Arkadaşlar bakın. Sherlock konusunda iyi dinleyin beni. Murat Özen'in duyumu. Mali şartlara baktığımızda Alexander Sherlock Fenerbahçe'ye daha yakın gibi duruyor. Mali şartlara baktığımız zaman, hocam başkasının duyumuna sen kesin mi diyorsun? Hem Beşiktaş hem Fenerbahçe Şürelot'un menajeriyle görüştü. İki takımın sunduğu şartlar içerisinde Fenerbahçe'nin sunduğu şartlar çok daha iyi. Bunu da bak yine aynı şekilde bunu da şartlarını da detaylı olarak şey de açıkladım. Hayırlı olsun. Bon servisi alındı diye. Forvet videosu var. Yok pardon. 3 müjdeli haber resmen duyurdu diye. 16 Mayıs tarihli. Hem o videoda hem de Forvet videosunu açıkladım. Detaylar içinde oraya bakabilirsiniz. Bundan sonra böyle yapayım. Yani Videodan videoya yönlendireyim. Daha az süre alırız. Peki sen ne diyorsun hocam? Ben şunu söylüyorum. Benim bildiğim Jesus, Charlotte okey vermez. Son iki sezonuna bakar. 10 golün altında. Ben bunu niye alayım der. Ama Türkiye'nin bug'ını çözdüydü. Lan başlarım sizin bug'ınıza der. Bana leplebici lazımdır. Onu da söyleyeyim. Peki hocam şu Fenerbahçe'nin yeni aldığı forvet. Ensar Brahic ne diyorsun? Şimdi Ensar Brahic 17 yaşında. On servisi sırt ekibi partizanda bulunan Brahic getirildi. Yeni çağdan Fatih Sabuviç ve Elif Elması Fenerbahçe'ye kazandıran Erdal Vahit de bu transferi değerlendirmişler. Eee Saboviç'te de, Erdal abi de Balkan piyasasının scoutları. Bilginiz olsun. Şimdi ben onların görüşlerini benim yöntemimle haber okuyarak aktaracağım size arkadaşlar. Tamam mı? Şimdi Brahiç Sırbistan'da Boşnak nüfusun yoğun olduğu Sancak bölgesindeki Novi Pazar'da dünyaya geliyor. Novi Pazar Fenerbahçe'nin kardeş takımı aklınıza gelsin. Küçük yaşlardan itibaren fiziği çok iyi gelişiyor. Pek çok alt yaş kategorisinde forma göre A takım düzeyine geliyor. Şimdi kendisiyle birlikte yetişen diğer iki yetenekli forvet Samet Bazdar ve Marco Milanovic 18 yaşına gelip A takımın yolunu tuttun. En sarısı Partizan'ın pilot takımı Teleop diye kiralandı. Ve hiç 16 maçta 5 gol kaydetti diyor. Partizan alt yaş kategorilerinde söz sahibi olan teknik direktör Nenad için de gelişimine ciddi katkı sağlığı katkı sağlık diyor. Menajerin aracılığıyla Fenerbahçe'ye geldi. Sözleşmesi 3 yıl olacak. Yani aynı Elif Elmas'taki gibi bir süreç, süreç izlenecek. Ee, ve Brahiç Fenerbahçe'nin altyapı maçında izlemişti hatırlarsınız. Hani şu anki pozisyonu potansiyeli gelecekte çok daha yüksek bir fiyata satılabilir diyor. Şimdi öncelikle Erdal Vahit eksilerini ve artılarını değerlendirmiş. Öncelikle Ensar Fenerbahçe genç takımına yapılmış bir transfer diyor. Yani genç takıma yapılmış bir transfer. Şu herifin do duyumlarını doğruluyor. Bunu bilmekte fayda var. Oyuncu maliyetsiz olduğu için iyi bir deneme diyebiliriz. Bu tarz denemelerin artması gerektiğine inananlardanım ben de. Boy 1.96 civarında. Hava toplarında etkili doğal olarak. Bir süredir oynamıyordu. Partizan'la profesyonel sözleşme yapmadığı için ayrılık durumuna geldi. Yani e, bu da aslında bonservis şeyini e, belirtiyor değil mi? Mesela Fenerbahçe'de bir tane forvet vardı. Bak. Araya da bunları sokuşturuyorum sonra kızıyorlar. Boris Rapaić diye. 24 yaşına geldi. 1.82 boyunda. Şu an Hırvatistan 2. liginde sürünüyor. Sebebi ne? Aç gözlülük. Ya Fenerbahçe U21 seni almış. Oynatmış. Tutmuşsun. Yok ben şu kadar sözleşme isterim. Şu kadar para isterim demenin mantığı ne? Ve Fenerbahçe'den ayrılıp Las Palmas'ın takımına gitti. Oradan sonra yine sözleşme fesi. Şimdi Hırvat 2. liginde sürünüyor. Bunu çok görüyoruz. Bak. Fiziği çok iyi diyor. Buradan hiç ne ilgili. Boyu biraz fazla olabilir. Atletik olarak geride. Yeteri kadar sertliği var ama atletik kısmı büyük soru işareti. Muhtemelen birden uzadı. Ve kas grubu ile kemik ağı tam oturmamış olabilir. Bu da bilinmeze doğru kapı açıyor. Şahsım adına çok beğendiğini söyleyemem. Olup olmayacağına dair şüphelerim var. Oyuncu temsilcisi getirmiş. Deneyelim denilmiş. Beklentiye girmeyi doğru bulmam açıkçası. Oyun içi agresifliğini arttırması ve vücudunun üst tarafını kuvvetlendirmesi lazım. Ancak yine de kaydını bulup izleyebildiğim maç bir sene öncesine ait. Belki çok geliştirilmiş de olabilir kendini bu süreçte diyor. Bak mükemmel yorumlar. Çocuğun bu seneki performansı yok arkadaşlar. Şu an deneme sürecinde. Belki de geri gidecek. Sağ ayağını çok iyi kullanıyor ve ceza yayının orada topla buluştuğu an olayı bitiriyor. Bize böyle lazım işte. Bize böyle forvet lazım. Bak biz Charlotte'u niye istiyoruz? Ceza sahasında ve çevresinde etkili. Yakaladığı zaman geniş alanda koşular yapabiliyor. Kanatlara inebiliyor. Pivot santraforluk yapabiliyor. istasyon olabiliyor. Sırtı dönük oynayabiliyor. Hepsi bir arada. Terse Araya paslar atıp arkadaşlarının da pozisyonlar bulmasına yardımcı olabilir. Oyun görüşü de fazlasıyla iyi demiş. Yani bu özellikleri dikkate alıp söylüyorum sadece. İnşallah tutar. Çünkü tutarsa biz kendi lotumuzu kendimiz yetiştirmiş oluruz. Bir nevi. %100 olmasa da. Şimdi Fenerbahçe Luis Suarez için 6 seçenek ve Fenerbahçe 1. Bakın yine aynı şekilde ben sadece eleştirilere cevaplarımı verdim. Yani eleştiren arkadaşlar cevaplarını aldılar. O yüzden ben sisteme devam ediyorum. Bilginiz olsun. Suarez Atletico Madrid'e veda etti. Önünde 6 seçenek var. İspanyol basınındaki habere göre. 1. Barcelona, Sevilla, Ajax, Aston Villa, Fenerbahçe ve Inter Miami. Hocam niye 6, niye 5 değil? Şimdi Aykut Coşkun'un da önünde Ensar Yılmaz'ın da önünde kanalımızda şey yapan. Rıza Çetin'in de önünde. Başka kim vardı ya? Hani kanalımızda böyle bilindik yorum yapanlar. Dur Balıkesir'den selam. Kadir Doğru'nun da önünde. Ömer Faruk Sarıbacağ'ın da önünde. Murat Can abinin de önünde. Haris Akdeniz'in de önünde. Haris ne kadar olmuş lan üyelik? Bir yıl dört ay Hayır, maşallah başka Eray Eray'ın da önünde Hatta Levent çok sever. Abimiz var. Yani gördüğüm kadarıyla benden bayağı büyük abimiz. Ona da selam olsun buradan. O abimizin de önünde Mustafa Ümit kardeşimin de önünde Muhammed Ali Çakır'ın da önünde daha çok örneği arttırırım da şimdilik bu kadar olsun. Bunların hepsinin önünde seçenek olsa 6 takım seçeneği. Barcelona, Sevilla, Ajax, Aston Villa, Fenerbahçe, Inter, Miami Bunların hepsi Fenerbahçelilikten dolayı Fenerbahçe'yi seçerler. Ama Fenerbahçeli olmasa da hepsi Barcelona'dır. O olmuyorsa Ajax der. Olmuyorsa Sevilla der. Olmuyorsa Inter Miami der. Belki Aston Villa 5. sıra Fenerbahçe'yi 6. sıraya geçirirler. Not. Benim Suarez için dediğim duyum şu. İspanya dışına çıkmayı çok düşünmüyor. Yani ilk iki seçenek var ya. Benim gördüğüm o ilk iki seçenek. Çünkü Barcelona'da kendini gösterdi, etti ama Katalan ekibinin de bir yapılanmaya gideceği malum. Sevilla ee, Barcelona olmasa Sevilla olabilir. Endülüs ekibi kendisini istiyor demiş. Ajax zamanda orada parladı. Aston Villa ya Premier Lig zor arkadaşlar. Kolay kolay kimse gitmek istemez ama belki zamanda Liverpool'da oynadığı için o atmosferi özlemiştir. Eee Bak haberin detayın devamda diyor ki Yıldız golcü için bir seçeneğinde Fenerbahçe olduğu belirtildi. Haberde Sarlı Hacivertlilerin Hames Rodriguez'i de istediği vurgulanırken Suarez'in talibi olduğu aktarıldı. Bak haber ne kadar kopuk. Benim rüyaların alaka seviyesi. Değil mi? Son dönemde öyle bir şeyler var. Alın size benim rüyaların alaka seviyesi. Hames Rodriguez olayı da çok karışık. Neyse Inter Miami de diyor. Ben size sorayım arkadaşlar. Sizce kimi seçer? Ben Fenerbahçe'yi seçmeyeceğine kefilim. Yüzde seçmez diyorum. Hames Rodriguez olayına gelirsek. Bu olay çok komik. Bu olay gerçekten komik. Everton'ın 8 milyon euroya satması komik. Al yan takımına. 28 milyon euro piyasa değeri varken. Lan bu oyuncunda demek ki bir sıkıntı var. Bak 2010'da Benfield'dan Porto'ya 7 milyon 350 bin euroya gidiyor. 2013'te Porto Monaco'ya 45'e satıyor. 2014'te bir yıl sonra Monaco Real Madrid'e 75 milyon euroya satıyor. 3 sene sonra Real Madrid Bayern'e 13 milyon euroya kiralıyor. Sonrasında aradan 3 sene geçiyor. Bedava olarak Everton'ın yolunu tutuyor. Everton'da çok değil 1 sene sonra 8 milyon euroya Al Reyyan'a satıyor. 14 maça çıkmış 5 gol 7 asisti var. 1 milyon 118 bin euro. Ben bu Hames Rodriguez'in ne Fenerbahçe'ye ne Galatasaray'a yar olacağını düşünmüyorum. Türkiye sınırları içerisine gireceğini düşünmüyorum. Ama Talisca ile bu arkadaşı kıyaslarsak bu arkadaşın gelme ihtimali Talisca'dan daha yüksek. Neden biliyor musunuz? Çünkü bu arkadaş sorunlu bir arkadaş. Yani bu arkadaş sorunlu bir arkadaş. Benden söylemesi. O yüzden. Ha sorunlu arkadaşlar bizde iş yapar mı? Onu da size bırakıyorum. Son haberimiz Fenerbahçe Zuba için teklif yaptı. Demişiz ki Zuba'yı yakın. Zuba'yı yakın demişiz. Fenerbahçe'ye Zuba yakın. Rus basını Fenerbahçe'nin Zenit'ten Artem Zuba'ya teklifte bulunduğunu yazdı. Gelecek sezonki transfer çalışmalarına devam eden Fenerbahçe işte sürpriz haber Rus basını Zenit'te forma giyen ya teklif yaptığını yazdığı 33 yaşındaki futbolcunun transferi için Kızıl Yıldız'ın devrede olduğu belirtilirken bakın aylar öncedir belki bir aydan önce dedim ki Zuba'ya Kızıl Yıldız'ın hani reddedilemez bir teklifi var. Eklemeyin. Hala bir aydır bu Kızıl yıldızda alamadı. Başkanların soyadı. Koç mu ne? Diyor ki yani Kızıl Yıldız yavaştan aldı. Bu gidişle oraya imza atması zor gözüküyor. Fenerbahçe'nin de önü açıldı diyor. Ben tabi burada önemli bir şey söyleyeceğim. Daha az bir yıllık ücretle Zenit'te kalabileceği söylemiş. 38 maça çıkmış. 13 gol, 13, 10 asist. Rus liginde. Şimdi bir tarafta Luis Suarez, bir tarafta Zuba. Luis Suarez ile ilgili de şunu söyleyeyim. Bu arada Zuba 1.96 boyunda. Onu da belirteyim. Luis Suarez ile ilgili hatırlatma duyumu. Elemanın bizden istediği yıllık 5 milyon euro cash para. Ben falka olacağım diyor. Charlotte'un bizden istediği 2 milyon euro. Pardon 3.5 bizim verdiğimiz 2 milyon euro. O da bonuslarla falan filan. Suarez'e verdiğimizde benzer ama opsiyondan bonuslarla birlikte şampiyonluk falan 3-3.5 falan bulacak şekilde. Seferovic'i bon servisini alırsa alabiliriz. O yüzden ben sıfır ihtimal görüyorum. Bedava vermezler. Yarın bir gün Seferovic'in bon servisi alınırsa birçok kişi ben demiştim diyecek ama kimse demeyecek olan bu adam diyor ki bu bon servis alınırsa bedava ne ederlerse bedava. Yoksa yok. Charlotte için söyledik. Subay Zuba için bizim teklifimiz yani 1.5 milyon euro civarı artı opsiyon ama bu arkadaşın şeyi var. E, opsiyon hakkı var. Bir de şunu söyleyeceğim arkadaşlar. Ne kadar olursa olsun iyi bir forvet ama piyasa değeri bir türlü çıkmayan bir forvet. Yani en yüksek 9'u gördü şimdi herhalde. Yok pardon. 16'ları gördü. Ama ondan sonra bir düşüş, düşüş, düşüş. Sezon içerisinde başlayıp düşüşleri var. Hani iyi gidip de düşüşleri var falan. Fakat bu sezon 38 maç 2055 dakika. Yani yaklaşık 23 maç 13 gol 10 asist. Valla Fenerbahçe için mantıklı zuba. Ama bana yüzde sorarsanız şu an için bunların hepsinde hepsi için söylüyorum. Şörlot daha mantıklı. Daha bir adım önde. Ama bana kalırsa dördü de gelmeyecek. Ne Şörlot ne Zuba ne Suarez ne Seferovic gelmeyecek. Duyum artı yorumlara dayanarak söylüyorum. İkincisi Bıra hiç anlamışsınızdır deneme sürecinde. Yani alındı edildi tamam geldi etti ama eğer kendine dikkat etmezse sıkıntı büyük. Son olarak da Hames Rodriguez. Rodriguez için bakın ilk defa söylüyorum bunu. Taliska'dan daha yüksek gelme ihtimali var ama sorunlu bir futbolcu. ben hani Jorge Jesus gelirse bir ihtimal Mantıklı çünkü Portekiz top oynamış bir isim. illaki ki Jesus saatından gözetiminden geçmiştir. İlla ki görmüştür. Mesela Türkiye'de bu sene şey, Vitor Pereira, Kerem Aktürk olduğunu hiç mi izlememiştir? Değil mi Beşiktaş'taki Rıdvan Yılmaz'ı hiç mi izlememiştir? O da böyle bir şey. Bunu söyleyeyim arkadaşlar. Yani ha, Charlotte için de şunu söyleyeyim. Bakın belki de başlığa bunu koyacağım. Şörlot aslında bu sefer kesin olarak tamam. Top yönetimde. Çünkü 8 milyon euro satın alma opsiyonunu kabul ettiler. 4 taksit halinde 5 taksit halinde 1.6 1.6 1.6 şeklinde. Opsiyon e, ücretsiz kiralama satın alma opsiyonu artı sonraki satıştan pay maddesi %15-20 olur. Tabi 8'in üstüne %15-20 olur şu anki kulüp için bir sıkıntı yok. Beşiktaş'ın teklifi 5 milyon euroydu. Onda 5 taksit dediler ama Beşiktaş'ın borcu beklediğinden çok yüksek çıkınca futbolcu buçukta diretince geri adım atmak zorunda kaldılar. Şu an için şöyle bence gerçekten şu an için kesin ama top yönetim de fakat ben Jorge Jesus'un Charlotte'u okey diyeceğini zannetmiyorum. Benim bildiğim Jesus demez. Ha Gözümü kapatıp mükemmel bir senaryo hayal ediyorum. Samat da elde kalacak muhtemelen. Gitmeyecek. Ulan Samat da işte Berisha gitmeyecek muhtemelen. Bugün gördüm bir yerde yazmışım. Berisha'ya Avrupa'nın 5 büyük liginden de talip var. Yok ya. Kim o salaklar? Önemli teşekkür mektubu yollayalım. Yani uzun lafın kısası Şörlot'ta Hamis Rodriguez'de Fenerbahçe yönetiminin istemesi halinde istemesi halinde her iki isimde gerçekten Fenerbahçe'ye bu sefer gelebilir. Ama bana kalırsa ne Şorlut gelecek ve Rodriguez gelecek. Serdar Dursun'a talim. Serdar Dursun'a devam ki. Ee, bir de oraya bir forvet alınır. Allah hepimize sabır versin ki. Anlatabiliyor muyum arkadaşlar? Zubay için ben beklemiyorum. Sıfır ihtimal diyorum. E, Suarez İspanya sınırlarının dışına çıkmaz diyorum. Sefer o bedava olmazsa gelmez diyorum. Bunları da unutmayın diye söylüyorum. Tekrar tekrar söylüyorsam bilin. Özellikle söylüyorum. E, sonra bana demeyin ki ya hocam niye böyle oldu? Niye şöyle oldu? Demeyin. Israrla söylüyorum. Ama Rodriguez ve Sherrod bu sefer kesin olarak tamam top yönetimde. Hocam peki Rodriguez için ne diyorlar? 8'e aldık 8'e bırakırız diyorlar. İster taksitle verin ister peşin verin diyorlar. Alınmaya değer mi? Bence değmez. Bence Rodriguez'e hiçbir şekilde gerek yok. Yani ee, hiçbir şekilde gerek yok. Bence. Bana göre. Ama bakalım ne olacak arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.